etkinliklerde çok tatlı bir rekabet oluştu. Gençlerimiz kaynaştı, bir araya geldi. Ve ondan sonra, teravihten sonra çıkıp Cumhuriyet Caddesi'nde, Eski Van Caddesi'nde şöyle bir koltuklarına oturup Hacivat Karagöz'ü özlediler. İlahi dinlediler ve Ağrı tiyatro günleri gördü. Ağrı sanatla tanıştı, Ağrı konferans, sempozyumla tanıştı. Bu şunu gösteriyor inşallah. Biz hizmetlerde fizyolojik ihtiyaçlarımız olan asli ihtiyaçlarımızı bitirdikten sonra Allah'ın izniyle kültür kenti olacağız. Şimdi bizim mahallelerimizde, bizim sokaklarımızda çok büyük sorunlarımız var. Bunun farkındayız ve bunları inşallah her gün, gün geçtikçe çözümüne doğru emin adımlar atıyoruz. Allah izin verirse Fatih Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi neticesinde 550 hektarlık Fatih Mahallesi modern, derli toplu bir kent olacaktır. Ve orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde orada 2000 tane sosyal konut yapacağız inşallah. Bu sosyal konutta yeni evlenen, maddi imkanları çok iyi olmayan gençlerimiz orada ev sahibi olacaklar. Ve kiradan kurtulacaklar inşallah. Ve yine şehrimizin doğusunda bulunan ve şehri köylükten kurtaracak olan hamlemiz yine kentsel dönüşümün o bölgede de neşvi nema bulması neticesinde inşallah modern bir Ağrı cümbegün gidiyor. Şu ışıklandırma sistemleri, bu asfalt, asfaltın son katı kalıyor, onu yaza yapacağız, onu bildirmek istiyorum. Şu mahallelerdeki yollar, onların hepsini genişletip modern altyapısını bitirip ve asfalta kavuşturacağız Allah'ın izniyle. Şehrimizin iki tane alternatif yolu tek var. Bir tanesi doğudan batıya, birisi güneyden kuzeye. Ama biz demin sözünü ettiğimiz şehir içi trafiğini rahatlattık diyeceğimiz için önce kapalı otoparklar, daha sonra inşallah şehrimizin dört tane yeni alternatif caddeye ihtiyacı var. Bir tanesi eski mezbaneden orman fidanlığın o bölgeden devam edip çevre yoluna inşallah. Bir tanesi yine eski mezbaneden Doktor Yaşar El İlmaz Caddesi'ni genişletip tekrar nereye? Baraj yoluyla buluşturacağız. Ve bir tanesi yine Baloluk köyünden gelen yolun devamını Murat Mahallesi'nde Yavuz Selim Ülk Öğretim'in oradan çevre yoluna ve bir tanesinde inşallah Bulut Mahallesi'nden gelip Bulut Mahallesi'nin orada köprü yaparak o köprü üzerinde yine Yavuz Selim Ülk Öğretim'in önünden Kurtuluş ve Atatürk Caddesi'nde süt fabrikasına kadar gideceğiz. Bu yollarla şehir içerisindeki trafiği düzelteceğiz ve mahallelerimizdeki görüntüyü de kentsel dönüşümle düzeltip halkımızın daha rahat, daha güzel, daha modern bir kentte yaşamasını sağlayacak belediyecilik hizmetlerini vaat ediyoruz. Şunu söylediler bize 2009'da, hiç unutmuyorum. Bu kadar vaat ediyorsunuz da ne yapacaksınız? Bunların altında kalkacak mısınız? Yok, meydanı eli sopalı olmazsa düzeltemezmiş. Ya bu halk benim başımın tacı ya. Eli sopa ne demek ya? Sizler bizim ecdadımızsınız, babamızsınız, amcamızsınız, kardeşimizsiniz. Sizi bugüne kadar böyle mi gördüler? Bak gördünüz, Allah'a hamdolsun böyle bir şey olmadı ve bu tamam. Ve bu çok modern bir şekilde de hiç kimsenin canı acımadan arkadaşlarımla konuşarak bu sorunları bitirdik. Ve inşallah bundan sonra da bu sorunlar sizlerle beraber, sizlerin desteğiyle bitecek Allah'ın izniyle. Ben vaat ettiklerimi, yaptıklarımı nasıl yaptıysam diyorum. İnşallah halkımız destek verir ve bir daha kazanırsak sözünü ettiğimiz tüm projeleri yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Ağrı Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Arslan'a yaptığı konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şu anda İstiklal Mücadelesi'nde yanında durduğunuz lider, uzun adam, Türkiye'ye yakışan başbakan, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da.
şu anda onunla aynı havayı soluyoruz. Çok kısa bir süre sonra burada bizlerle olacak ve buradan sizleri selamlayacak. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, aralarda hanımefendilerin olduğunu görüyoruz. Son kez hanımefendilerin sahnenin sol tarafında bulunan, hanımefendiler için ayrılan hanımefendilerin olduğu bölüme gelmelerini rica ediyoruz. Ve sahnenin tam karşısında olduğu için Berivan Caddesi ve Kağızman Caddesi üzerinden giriş yapabilirsiniz. Sesimi duyan, alan dışında kalan, giremeyen bütün hemşehrilerimizden Berivan Caddesi ve Kağızman Caddesi üzerinden alana teşrif etmelerini önemli rica ediyoruz. Birkaç dakika sonra Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. O gelmeden önce şimdi son kez sizlerden bir ricam daha olacak. Öncelikle hanımefendilerden, şu ön tarafta 3-4 sırada çok ciddi bir baskı var. O yüzden evet, bütün hanımefendilerden 2 adım arka taraftan, bakın el kaldırıyorum. 2 adım geri gidebilir miyiz lütfen? Evet, 2'şer adım geri gidelim. Evet, orta taraf itibariyle yine 2 adım geri gidelim. Evet, arka taraf 2 adım daha geri gitsin lütfen. Arka taraf 2 adım daha geri gitsin, rica ediyorum. Evet, şimdi orta taraf da gitsin 2 adım geriye. Evet, orta taraf 2 adım geriye gidelim. Evet, orta taraf 2 adım geri gidelim. Şimdi siz de 2 adım geri giderseniz ön tarafı bir atlatın. Bakın, evet, şu, bakın, ablam geri gidin, bakın geri gidin, ön tarafa baskı yapmayın. Evet, geri gidin lütfen. Bakın, geri giderseniz rahatlıyorsunuz. Bakın, ön tarafa baskı yapıyorsunuz, lütfen. Evet, arkadaşlar siz onları toplayın. Bunu da siz alın. Onları toplayın, birazdan alacağım sizden. Evet, şimdi beyefendilerden de son kez rica ediyoruz. Ön tarafa baskı yapılmamasını rica ediyoruz. Ve beylerden de yine 2 adım geri gitmenizi rica ediyoruz. Evet, lütfen 2 adım geri gidelim. Şimdi sizlerle şöyle bir şey yapalım. Başbakanımıza sesimizi duyuralım. Olur mu? Hazır mıyız? Peki, o zaman şöyle yapacağız. Şimdi hanımefendilerle beyefendiler bir senkronizasyon yapacağız. Nasıl? Hanımefendilerden Recep demelerini rica ediyorum. Beylerden Tayyip, hanımefendilerden Erdoğan, tekrar beylerden Recep diyerek böyle dönüşümü devam edelim. Şimdi önce hanımefendilerle başlayalım. Evet, buyurun hanımefendiler. Teşekkür ediyoruz Ağrı, teşekkür ediyoruz. Şimdi bayrakları bir indirebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları bir indirebilir miyiz rica ediyorum. Evet, bayrakları bir indirelim. Bayrakları bir indirelim lütfen. Harika bir görüntü var buradan. Basına şöyle güzel bir fotoğraf verelim. Bütün bayrakları bir indirelim. Bütün bayrakları indirelim aşağıya. Lütfen bütün bayrakları indiriyoruz. Bütün bayrakları. Evet, şu ak elleri görebilir miyiz, ak elleri? Bütün ak, opak, o tertemiz elleri bir görelim bakalım. Evet, alanda bulunan herkesten o ak elleri bir görelim, güzel bir fotoğraf verelim Ağrı'dan. Ağrı'ya, Türkiye'ye, buradan tüm dünyaya güzel bir fotoğraf verelim. Teşekkürler Ağrı. Şimdi bütün bayrakları kaldırıyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, Türkiye sevdası lider Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Teşekkürler Ağrı. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, sahnenin sol tarafında evet, hanımefendilerin, hanımefendiler için ayrılan bölüme giremediğini görüyoruz. Oradaki görevli arkadaşlarımızdan sahnenin bana göre sol tarafındaki koridoru rahatlatmalarını ve arkada bulunan hanımefendileri ön tarafa almalarını rica ediyoruz. Evet, sol tarafımdan, sahnenin sol tarafından hanımefendilerden öne doğru gelmelerini rica ediyorum. Evet, beylerin arasından doğru geçerek hanımefendilerin olduğu bölüme gelen bir koridor var. O koridoru kullanarak hanımefendilerin, hanımefendiler için ayrılan bölüme gelmelerini rica ediyoruz. Oradaki beylerden rica ediyorum, o koridoru bir genişletelim lütfen. Evet, orada emniyetten arkadaşlarımız var mı? Evet, o koridoru bir atlatalım lütfen, bayanların gelmesine yardımcı olalım. O polis arkadaşlar bir orayı bir açsınlar lütfen.
Evet, o beylerden, evet beylerin olduğu bölüm bir açalım. Gelen hanımefendilerin hızlı bir şekilde ön tarafa doğru yönlendirilmesini rica ediyoruz. Evet, sahnenin sol tarafında bulunan hanımefendilerin hanımefendiler için ayrılan bölüme doğru gelmelerini rica ediyoruz. Evet, öne doğru gelebilirsiniz. Evet, bütün ablalarım öne doğru gelebilirsiniz. Bütün bayrakları görebilir miyiz? Bütün bayrakları yeniden. Teşekkürler. Bize kardeş herkes yakın ve uzak, bizimdir her yuva her ocak. Bize sökmez ne engel ne de tuzak, daima aşk daima millet. Bize sökmez ne engel ne de tuzak, daima aşk daima millet. Milletin gücü bizim gücümüz, millet aşkı dolu. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şu bayrakları bir indirebilir miyiz? Bayrakları. Evet. Döviz, pankart var mı? Pankartları görebilir miyiz arada? Dövizler, pankartlar var mı? Evet. Tamam. Şimdi arama noktalarının dışında bulunan hemşehrilerimizin hızlı bir şekilde alana giriş yapmalarını rica ediyoruz. Başbakanımız gelmek üzere. Başbakanımız çok kısa bir süre sonra burada bizlerle birlikte olacak. Tören alanımızın dışında bulunan, arama noktalarının dışında bulunan bütün hemşehrilerimizin Kağızman Caddesi ve Berivan Caddesi üzerinden alana teşriflerini rica ediyoruz. Saygıdeğer Ağrılı hemşehrilerimiz, büyük medeniyet yolunda daima ileri diyen, liderini bekleyen işte Ağrı burada. İstiklal mücadelesinde liderinin yanında olan, uzun adamın yanında olan işte uzun adam yanındayız diyen Ağrı burada. İşte milli irade burada. İşte başbakanını yalnız bırakmayan başbakanın çırakları burada. Teşekkürler Ağrı. Bütün bayrakları görelim, bütün bayrakları. Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Teşekkürler Ağrı.
Biz birlikte Türkiye'yiz ve tören alanımıza teşrif eden, tören alanımızın dışında olan bütün hemşehrilerimizin hızlı bir şekilde alana teşrif etmelerini rica ediyoruz. Ve sol tarafımda sahneden bakıldığında sol tarafta arkada hanımefendilerin olduğunu görüyorum. Hanımefendilerin ön tarafa doğru gelmelerini rica ediyorum. Evet, ön tarafta hanımefendiler için ayrılan bölüm var. Hanımefendilerin ön tarafa doğru gelmesini rica ediyorum. Ve hanımefendilerin bulunduğu bölümde şu bariyerlere yakın olan ablalarımızın sıkıştığını görüyoruz. O yüzden şu ablalarımdan rica ediyorum. Bir, bana göre sol tarafınıza doğru, sizlere göre sağınıza doğru bir adım yana adım atmanızı rica ediyorum. Evet, bir adım yana adım atmanızı rica ediyorum. Ve evet, biraz daha atabilir miyiz lütfen? Bir adım daha atalım rica ediyorum sizden. Evet. Şimdi bir adım da geri gidebilir miyiz lütfen? Bir adım da geri gidelim. Evet, şu ön tarafı rahatlatmanızı rica ediyorum. Bakın şuradaki baskı, buradan çıkmanız gerekiyor. İki sıranın şurayı boşaltması lazım, yoksa buradaki yoğunluk devam edecek. Ya komple götüremeyiz oraya. İki sıranın çıkması lazım buradan lütfen. İki sıra oradan çıksın. Şimdi hanımefendilerden tekrar rica ediyorum. Lütfen iki adım daha gidelim sol tarafa doğru. Size göre sağ tarafa. Evet, geriye doğru. Lütfen. Evet, iki adım daha. Burasının da gitmesini rica ediyorum. Benim soluma doğru. Evet, şimdi ablalarımdan rica ediyorum. Bakın, ön tarafta bulunan ablalarımdan da rica ediyorum. Siz hiç kımıldamıyorsunuz ve ezilen sizsiniz. Kımıldarsanız ezilmeyeceksiniz. Bakın, ön tarafta dört sıra ablacığım. Bir adım geri gidin lütfen. Kendinizi rahatlatın. Bakın, bir adım geri gidin. Öne doğru baskı yapmayın. Evet, ablalarımdan rica ediyorum. Evet, en arka tarafında, arka taraf itibariyle iki adım geri gitmenizi rica ediyorum. Evet, iki adım geri gidelim. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi, şehir diyen, istiklal mücadelesinde dik yürüyen, istiklal mücadelesinde onu yalnız bırakmadığımız liderimizi, ustamızı, ülkemize yakışan başbakanımızı bekliyoruz. İşte Ağrı, işte meydanlar tıklım tıklım, işte istiklal mücadelesinde milli irade burada. Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Teşekkürler Ağrı. Doğu, Batı hep biriz. Biz vatana yar deriz. Kuzey, güney fark etmez. Biz bayrağa can deriz. Biz bayrağa can deriz.
Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün bu meydanı dolduran, gönlünü, yüreğini koyan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, Başbakanımız Ağrı'ya indi. Çok kısa bir süre sonra otobüs de zaten havalandan hareket etti. Biz de önden hızlı bir şekilde buraya intikal ettik. Evet. Hazır mıyız başbakanımızı karşılamaya? Arka taraftaki bayrakları, ellerimi görebilir miyiz? Evet, dün Şanlıurfa'daydık. Bugün Ağrı'dayız. Ve buradan Muş'a geçeceğiz. Durmuyoruz. Milletimiz için, ülkemizin aydınlık yarınları için Başbakanımız milletiyle birlikte yürümeye devam ediyor. Evet, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, çözüm sürecinin mimarı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız? Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son günlerde Türkiye'nin hızlı yürüyüşüne, yükselişine, barış, kardeşliğimize ve çözüm sürecine adeta engellemek adına bir takım komplolar, bir takım şantajlar, bir takım yalanlarla bu yeni Türkiye mücadelemizde önümüze geçmek istiyorlar. Ama milletimiz hiçbir zaman bu oyuna gelmedi. Bu sefer de inşallah bu oyunu bozacağız. Hep birlikte, milletimizle birlikte. Çünkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, analar ağlamasın, kan akmasın, kardeş olsun derken diğer tarafta bir takım güçler bu ülkede hala kan akmasını, hala barışa ve kardeşliğe susayan bu güzel insanları, bu mutluluğu, bu huzuru çok görüyorlar. Ve bu mutluluğu, bu huzuru kasetlerle, şantajlarla bozmak istiyorlar. Ve bizler diyoruz ki çakalların saltanatı aslan kükreyinceye kadardır. Hem hamuka hem duda, hem de sağlam evrane. Eşi bu hasbir ya gelme, hem sahip rame. Gönül verdik. Bu olaylar, bu yeni Türkiye'nin yürüyüşünü engellemek üzere gezi olaylarından başlayan 17 Aralık komplosuna kadar gelen bu süreçte en büyük hedef, biliniz ki, barışımızdır, huzurumuzdur, kardeşliğimizdir. Ve bizler bu barışı, bu huzuru, bu kardeşliği, bu kalleşlere bozdurmayacağız inşallah. Şöyle bir gür sesle bir haykıralım bakalım. Bütün Türkiye bugün canlı yayında bunu duysun. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Karanlık aydınlıktan, yalanlar doğrulardan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar.
Sen yürü yiğidim. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Çakallar düşman olsa da millet bizden yanadır. Millet bizden yanadır. Evet, bizler diyoruz ki ne içeriden ne dışarıdan hiçbir güç asla ama asla bir daha kardeşliğimizi bozamayacak, aramıza kan sokamayacak, aramıza gözyaşı sokamayacak inşallah. Suyu gümüş, taşı altın, cennete benzer bir bakın. Her yanı tarih ve destan, nasıl gurur duymaz insan. Burası güller diyarı, yüce gönüller toprağı. Ne kavga yakışır, ne dövüş. Bize sevda düşer, bize barış. Bu sevdalar bizim, bu destanlar bizim. Bu insanlar bizim, bizim bu memleket bizim, hepimizin.
Biz birlikte Türkiye'yiz. Herkes yakın ve uzak. Bizimdir her yuva, her ocak. Bize sökmez ne engel ne de tuzak. Daima millet, daima hizmet. Yeni Türkiye yolunda daima ileri. Yeni Türkiye yolunda daima İleri! Dest bıdır dermez diye, hep dert pış bıdır pış da hep, dest bıdır dermez diye, hep dert pış bıdır.
Karşılıklı biraz konuşalım mı? Hazır mıyız? O zaman şu elleri bir göreyim. Arka taraftaki elleri de bir göreyim. Tüm elleri havada göreyim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağrı, yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesine var mısın? Huzur için var mısın? Barış için var mısın? Kardeşlik için var mısın? Çözüm sürecine sahip çıkmak için var mısın? Dünya mazlumlarının gür sesi olmak için var mısın? Filistin için var mısın? Suriye için var mısın? Arakan için var mısın? Recep Tayyip Erdoğan'la bir daha yürümeye hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Teşekkür ediyoruz. Sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı. O milyonların umut ışığı. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Oldu her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında. Recep Tayyip Erdoğan. Sözü dost doğrudur, yoktur riyası. Zalimlerin korkulu rüyası. İnandığı yoldan giden, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Evet, bayrakları görelim. Başbakanımız şu anda miting alanımızı onurlandırmışlardır. Ufuktan sis çekilmiş bir gemi var geliyor. Kabaran dalgalara enginler dar geliyor. Adına Ak dediler, kaptanına Erdoğan. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı geliyor. Sağlam irade Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
vesayetten başka efendi tanımayan, hiçbir vesayete boyun eğmeyen, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Hem de sağlam evrane, jibo hasbir ya gelme, hem Tayyip rame. Gönül verdik hepimiz asıl. Bu ülkenin, bu toprakların cesur yürekli yiğidi geliyor. Sağlam irade Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Koşarız biz, çamur olsa aşarız biz, işte meydan, coşarız biz. Evet bayraklar eller, hazır mıyız, vakit tamam. Ağrı, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. İşte senin başbakanın Recep Tayyip Erdoğan.
Ağrı, Serhat şehri, Medeniyet şehri, Mertliğin şehri Ağrı, Ahmet Ali'nin şehri Ağrı, Ercihli Emrah'ın şehri Ağrı. Seni yürekten selamlıyorum. Diyadin, Doğu Beyazıt, Eleşkirt, sizleri yürekten selamlıyorum. Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Aslı ile Kerem Ağrı Dağı'nı aştılar, birbirlerine kavuştular. İşte biz de dağları aştık, tüneller inşa ettik, köprüler, viyadükler yaptık, gönüller arasına kardeşlik yolları inşa ettik ve milletle kucaklaştık. Siz Ahmet Yani ile aşkın en güzel destanını yazdınız. Siz Aslı ve Kerem ile aşk için cefayı dünyaya anlattınız. Aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şu vefanız için, desteğiniz için, hayır dualarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı muhafaza eylesin. 30 Mart seçimleri Ağrı için, Türkiye için, tüm dünya için inşallah hayırlara vesile olsun. Sevgili kardeşlerim, 12 Haziran seçimleri öncesinde son şehir mitingimizi burada, bu meydanda yapmıştık. 12 Haziran seçimlerinin hayırlı olması için burada hep birlikte dualar etmiştik. Allah'a hamdolsun, Türkiye genelinde %50 oy aldık. Ağrı bize 12 Haziran'da çok büyük destek verdi. Ağrı Türkiye ortalaması düzeyinde %47,6 oy oranıyla bize güç verdi. Kuvvet verdi. Bize azim verdi. Bize hizmet aşkı verdi. AK Parti'ye, bu davaya, bu harekete gönül verdiğiniz için, destek verdiğiniz için, bu kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, sizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah da uğratmayacağız. Sizin hizmetkarınız olmaya, sizin için eser üretmeye, hem Türkiye'yi hem Ağrı'yı büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, 12 yıl boyunca biz ülkemize, milletimize hizmet mücadelesi verirken birileri de bize çelme takmanın gayreti içine girdiler. Bunun en somut örneğini çözüm sürecinde gördük. Biz 12 yıldır topraklarımıza akan kanı, topraklarımıza düşen gözyaşlarını dindirmek için çırpınıyoruz. Biz 12 yıldır şu annelerimizin o yürek acısını dindirmek, babaların acısını dindirmek, gençlerin ölümünü durdurmak için çırpınıyoruz. Biz kardeşliği yüceltmek için mücadele ederken Türkiye'yi bir olarak, beraber olarak, birlikte diri olarak istikbale taşımanın mücadelesini verirken birileri de bizi durdurmanın mücadelesini verdiler. Şu anda da veriyorlar. Kardeşlerim, geçtiğimiz yıl 2013 yılında Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladık. 77 milyon, evet, baharı büyük bir heyecanla, büyük bir umutla karşıladık. Bu Nevruz kalıcı olsun diye dualar ettik. Bu bahar
kalıcı olsun diye dualar ettik. Türkiye'de artık kan akmasın. Gençler ölmesin. Artık anneler ağlamasın diye dualar ettik. Allah'a hamdolsun. Geçen Nevruz'dan bugüne kadar terör nedeniyle yeni acılar yaşamadık. İnşallah şimdi de 2014 Nevruz'unu 77 milyon hep birlikte bir bütün olarak kardeşçe yine büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Geçen Nevruz'dan bu Nevruz'a ülkemizde bahar iklimi hakim. Bir yıldır kan akmıyor. Bir yıldır ocaklar sönmüyor. Bir yıldır evlere, yüreklere ateşler düşmüyor. Doğunun, Güneydoğu'nun çehresi hızla değişiyor. Yedi coğrafi bölgemizdeki umut, heyecan daha da çoğalıyor. Artık kepenkler kapanmıyor. Artık silah sesleri duyulmuyor. Benim Ağrılı kardeşim köyüne rahatça gidiyor. Mezrasına rahatça gidiyor. Ağrı Dağı'nın eteklerinde rahatça dolaşıyor. Hamdolsun evlerimize huzur geldi. Sofralarımız şenlendi. Şehirlerimiz cıvıl cıvıl şenlendi. İşte bunu muhafaza edeceğiz. Bunu hep birlikte koruyacağız. Bu baharın kışa dönmesine, bu huzurun bozulmasına, ağız tadımızın kaçmasına hep birlikte izin vermeyeceğiz. Ve her meselemizi siyaset zemininde konuşacağız. Siyaset zemininde çözüme kavuşturacağız. Sevgili kardeşlerim, ben size bir şey soracağım. Burada kardeşçe konuşuyoruz. Ve kardeşçe ben sizden cevap istiyorum. 12 yıl önce Ağrı'ya gelseler, devlet Ahmet Hani'nin Memuzin kitabını basacak deseler, Allah aşkına soruyorum, inanır mıydınız? Herkes kendi ana dilinde konuşabilecek, yazabilecek, kursa gidebilecek denilseydi inanır mıydınız? Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim mümkün hale gelecek denilse inanır mıydınız? Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda serbest olacak denilse inanır mıydınız? Televizyonda 24 saat Kürtçe yayın olacak denilse inanır mıydınız? İşte biz bunları başardık. Biz bunları başardık. Kardeşlerim, Ağrı'ya havalimanı yapılacak dense inanır mıydınız? Ve biz bunu başardık. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Engelleri ortadan kaldırdık. Yasakları kaldırdık. İşte buyurun. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığımız Ağrılı Ahmet Hani'nin Memüz'ün kitabını Türkçe ve Kürtçe olarak bastı. Buyurun. Laf değil, icraat istiyoruz. İşte icraat. Tamam? Ruhun şad olsun. Şimdi Fakit Heyran'ın divan kitabını Türkçe ve Kürtçe olarak yayına hazırlıyoruz. İnşallah onu da basacağız. TRT Şeş 24 saat yayın yapıyor. Bütün anlamsız yasaklar tek tek ortadan kalkıyor. Doğu ile Batı kucaklaşıyor. Kuzey ile Güney hasret gideriyor. Allah'a hamdolsun. Türkiye'de kardeşlik daha da güçleniyor. Şunun altını özellikle çiziyorum. Sevgili kardeşlerim. Çekemiyorlar. Kardeşlerim, biz ne dedik yola çıkarken? Tek millet dedik. Bu tek milletin içinde ne var? Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Zaz'ası var, Çerkez'i var, Abaza'sı var, Romalı var, Boşnağı var, Arnavut'u var. Ya ben Kürt kardeşimi Kürt olduğu için sevmiyorum. Türk'ü de Türk olduğu için sevmiyorum. Ya
Beni yaradan Allah onları yarattığı için seviyorum. İşin aslı bu. Yaradılanı yaradanlar ötürü seviyoruz biz. İşin aslı bu. Sağ olasınız. Ve biz ne dedik bir de? Tek bayrak dedik. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin sembolü. Biz bunun dışında bayrak asla kabul etmiyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun içinde tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Ve bu vatanı batıda ne varsa doğuda da o olacak. Güneydoğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. İşte bak, Ağrı'da havalimanı, Muş'ta havalimanı, Iğdır'da havalimanı. Kardeşim Bitlis'te aynı, Bingöl'de aynı, Hakkari'de aynı. Kim engelliyor Hakkari'yi? Bölücü terör örgütü. Hala tehdit ediyor. Ya biz Hakkari'ye havalimanı yapacağız, onlar istemezlik diyorlar. Ya Hakkari'deki kardeşimin havalimanına hakkı yok mu? İhtiyacı yok mu? Niye engelliyorsun? Bak müteahhitleri tehdit ediyorlar, kaçıp gidiyorlar. İsteseler de istemeseler de Hakkari'ye de havalimanını yapacağız. Niye? Tek vatan dedik. Her yere gidecek bu. Dört, tek devlet. Rabia. Devlet içinde devlet asla. Yani biz paralel devlet istemiyoruz. Biz paralel yapı istemiyoruz. Onlar varsın Pensilvanya'da oluşsunlar. Kardeşlerim, bir yıl içinde Türkiye'nin havası değişti be. Doğu ve Güneydoğu'nun, Ağrı'nın havası değişti. Bu çözüm sürecini daha da ilerleteceğiz. Kardeşlerim, göreceksiniz. Çok daha güzel şeyler olacak. Ağrı'nın çevresi daha da değişecek. Kardeşlerim, Ağrı Üniversitesi'yle. Kim getirdi bu üniversiteyi buraya? Biz getirdik ya. Ve sağ olsun bir Ağrılı olarak İbrahim Çiçen kardeşime de teşekkür ediyorum. Kendisine rica ettik. O da üniversiteyle ilgili sözünü tuttu. Ben de sana kurban olayım. Sağ olasın. Ya sizin bu heyecanınız olmasa, sizin bu coşkunuz olmasa biz buralara gelebilir miydik ya? Biz bu anaların, bu bacılarımın hayır dualarıyla buralara geldik. Biz Ahmet kardeşimin, Mehmet kardeşimin gayretleriyle buralara geldik. Kardeşlerim, İshak Paşa Sarayı'yla, Ağrı Dağı'yla, Süphan Dağı'yla, Balık Gölü'yle, daha nice tabii güzellikleriyle Ağrı değil Türkiye'nin, dünyanın göz bebeği olacak. İşte bunu başarıyoruz. Bu yolda yürüyoruz. Daha iyi olacak. Kardeşlerim, demokrasiye, milli iradeye birlikte sahip çıkacağız. Bakınız, ben size burada bir söz verdim. Şimdi benim şu sağımdan biz nereye gidiyoruz? Patlos'tan önce Habur, Patlos, Tutak, bu yolu biz size söz verdik mi? Ve yaptık mı? Bütün güzellikleriyle devam ediyor mu? Ya buradan baktığınız zaman eskiden böyle bölünmüş yol falan göremezdim. Ama elhamdülillah biz bunu başardık. Doğu Beyazıt buradan, tamam mı o da? Bunları yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Sevgili kardeşlerim, milli birlik ve kardeşlik sürecimizin en önemli altyapısı nedir? Aramızdaki birliğimizdir.
beraberliğimizdir. Bu birliğimizi kıskananlar var. Bu kardeşliğimizi kıskananlar var. Bizi bölmek isteyenler var. Bunlara prim vermeyeceğiz. Bu milli birliğimizi, kardeşliğimizi asla böldürmeyeceğiz. İşte Oslo sürecini bunun için sabote etmek istediler. 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarımızı tutuklayıp bu süreci sabote etmek istediler. Paris'te suikastlar yaparak süreci durdurmak istediler. Gezi olaylarıyla bu barış sürecini, bu kardeşlik sürecini baltalamak istediler. Olamadılar, başarılı olamadılar. Ama hiçbirinde de kardeşliğimizi bozamadılar. Şimdi 17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimlerini de en başta çözüm sürecini ortadan kaldırmak için yaptılar. Neden biliyor musunuz? Eğer çözüm süreci kalıcı olursa Türkiye'yi hiç kimse tutamaz. Çözüm kalıcı olursa ekonomiyi hiç kimse tutamaz. Çözüm kalıcı olursa kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz. Bunu istemediler. Bunu istemediler. Onun için 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta hükümeti devirip süreci bitirmek istediler. Biz bu saldırı karşısında dik durduk, dik. Sizin emanetinizi gasp etmek istediler. Biz ona emaneti vermedik. Türkiye'nin istikbaline, istiklaline, o büyük ekonomisine, çözüm sürecine yönelik bu alçakça saldırıya geçit vermedik. Ne diyorlar? Yolsuzluk ve rüşvet. Kardeşlerim, en büyük yolsuzluk, en büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır. Bize yolsuzluk ve rüşvet iftirası atanlar aslında milli iradeyi çalarak yolsuzluğun ve hırsızlığın en büyüğünü yapmak istediler. Kardeşlerim, biz bu milletin bir kuruşunu yedirmedik, yedirmeyiz. Milletin iradesini de gasp ettirmeyiz. Şimdi çıkmış bu CHP'nin genel başkanı bizim için Menderes'in adını ağzına almaya hakkı yoktur diyor. İşte yüzsüzlük budur. Yani Ağrı'da gerçi bu zatı konuşmaya gerek yok. O ayrı bir konu da. Çünkü Ağrı'da bunun zaten yeri yok. Belki siyasi hayatında bilmiyorum Ağrı'ya hiç geldi mi? Bunlar Ağrı'nın adresini de bilmezler. Haritada yerini göster de gösteremezler. Bizim buraya gelişimiz defaatle. Kardeşlerim, Menderes'e ağır iftiraları atan kim? CHP. Menderes'i yolsuzlukla, hırsızlıkla, rüşvette suçlayan kim? CHP. Menderes'i indirmek için tahrikler yapan, gerilim çıkaran, sokakları ateşe veren kim? CHP. 27 Mayıs darbesini alkışlayan kim? CHP. 27 Mayıs sonrası Menderes'e hakaretler eden, Menderes'in itibarını lekelemeye çalışan kim? O da CHP. Merhum Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesine seyirci kalan, teşvik eden, su taşıyan kim? O da CHP. Şimdi çıkmış CHP Genel Başkanı Menderes hiç şaibeli konumda olmadı diyor. Elinize dilinize dursun be. Yapmadığınızı bırakmadınız. Atmadığınız iftira kalmadı. Darbeden sonra bile alçakça iftiralar attınız. Yetmedi, idam ettiniz. Şimdi de çıkmışlar arsızca, pişkince güya bize Menderes'i anlatıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en kötü yönetimini yaşıyor. Yalnız bakınız şimdi gelirken bir genç önüme çıktı. Bir genç önüme çıktı. Dedi ki başbakanım dedi son günlerde 17 tane aracı burada yaktılar dedi.
Şimdi tabii bu olayların biz kaynaklarını biliyoruz. Şimdi işte sandıkta bunlara gereken cevabı vermek lazım. Yani araçları yıkarak, kepenkleri indirerek, molotoflar kullanarak bu ülkede seçimi baskı altına alanlara sizin dirayetiniz, sizin iradeniz 20 gün sonra en güzel cevabı verecektir. Kardeşlerim, 20 gün gece gündüz demeden hanım kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Çalışmaya var mıyız? Beyler, sizlere sesleniyorum. 20 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Gençler, sizlere sesleniyorum. 20 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Ama durmayacağız. Süratle Ağrı'yı ilçeleriyle beraber inşallah AK Parti'nin o modern şehircilik anlayışını Ağrı'mızda hakim kılacağız. Kardeşlerim, bakınız ben belediyeciyim. Belediye başkanlığından geldim. Ve İstanbul'u nereden aldık, nereye getirdik biliyorsunuz. Şimdi Ağrı'da da önce biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Dün Şanlıurfa'daydık. Hamdolsun. 100 bini aşkın insan Şanlıurfa'nın meydanındaydı. Oradan Suruç'a geçtik. Hamdolsun. Suruç'ta da maşallah 20 bine yakın insan meydandaydı. Bir aşktır gidiyor. Durmak yok. Durmak yok. Böyle devam edeceğiz. Yani bizim bu yürüyüşümüzü komplolarla durduramazlar. Montajlarla durduramazlar. Dublajlarla durduramazlar. Çünkü bu işin gerçek sahibi sizsiniz. Sizsiniz siz. Siz ne derseniz ol. Birilerinin dediği değil, milletin dediği olur. Kardeşlerim, yolsuzluk. Bak, yola çıktık. Kardeşlerim, yola çıktığımızda Türkiye'nin hali neydi? Bugün Türkiye'nin hali ne? Buna bakmamız lazım. Kardeşlerim, milli gelirimiz 230 milyar dolardı. Şu anda milli gelirimiz 820 milyar dolar oldu. Şimdi 30 Mart'ta oylarımızı Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e vermiyoruz. 30 Mart'ta oylarımızı AK Parti'ye veriyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bu paralel yapı ve yandaşları AK Parti'yi çökertebilmek için kendilerine göre gayret içindeler. Ama onlara milli irade olarak sandıkta benim aziz milletim en büyük dersi verecek, ben buna inanıyorum. Kardeşlerim, bakınız. Bunlar ekonomiyi batıracağız dediler. Fakat batıramadılar. Türkiye çok borçlu dediler. Biz göreve geldiğimizde 100 liranın 73 lirası borçtu. Şimdi 100 liranın 35 lirası borç.
Bak nereden nereye geldi. Devletin borçlanma faizi %63'tü, şimdi tek haneli rakamda. Bunlar kimin cebinde kalıyor? Şimdi benim halkımın cebinde kalıyor. Çiftçimin, köylümün cebinde kalıyor. Benim çiftçi kardeşim Ziraat Bankası'ndan %59 faizle kredi alıyordu, şimdi %5. Esnaf kardeşim aynı şekilde %46 faizle alıyordu, şimdi %5. Kardeşlerim, bunlar durup dururken olmadı. Ve ne CHP'si, ne MHP'si, ne BDP'si, zaten MDP'nin bu işlerle alakası yok. Tamamen ideolojik bir siyaset yapıyorlar. Bunların hizmet siyaseti diye bir şey yok. Değerli kardeşlerim, sizler bu seçimde hizmet siyasetine mi oy vereceksiniz? Yoksa ideolojik siyasete mi oy vereceksiniz? Hizmete değil mi? Eser siyasetine değil mi? Çünkü eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bize eser lazım. Şimdi ben Hakkari'ye bakıyorum. Hakkari'de kanalizasyonlar sokakta akıyor. Gittiğim birçok, mesela şu Diyarbakır'a bakıyorum. Aman ya Rabbim. Belediyecilik diye bir şey gelmemiş. Ne yapmışsak biz yapmışız. Yollar bizim, kavşaklar bizim. Ve bizim yaptığımız kavşaklara da maalesef kalkıyor, belediyenin oraya iş makinasını koyuyor, ben yaptım diye hava atıyor. Sen yapmadın, biz yaptık. Kapalı spor salonlarını biz yaptık. E bir de sen yap ya. Yapmadılar. Niye? Bunlar ideoloji siyaseti yapıyorlar. Burada, Ağrı'da, kardeşlerim, sakın ha, bir yanlışa ağrımızı kurban etmeyelim. Ağrı'da gerçek manada belediyecilik yapacak ve şu anda da altyapısıyla, üst yapısıyla bu süreci işletecek bir dönemin peşindeyiz. Kardeşlerim, bizler şu anda bu aşkla, bu gayretle ağrımızı daha ileri noktaya nasıl taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah ben bunun da yakın olduğuna inanıyorum. Çok kısa zamanda bunu da başaracağız. Derdim şu benim. Değerli kardeşlerim, Diyadin daha nasıl güzel olacak? Allah aşkına şu Doğu Beyazıt'ın halini görüyorsunuz değil mi? Doğu Beyazıt'ta belediyecilik var mı? Görüyorsunuz. Belediyecilik var mı? Yok. Değerli kardeşlerim, ve bizler istiyoruz ki Diyadin'de, Doğu Beyazıt'ta, Eleşkirt'te, Hamur'da, Patnos'ta, Taşlıçay'da, Tutak'ta, bütün buralarda Ağrı merkezle beraber el ele, omuz omuza yeni bir belediyecilik anlayışı buraya yerleşsin. Kardeşlerim, bakınız, bütün bu adımlarla beraber eğitimde yavrularımız okulda kitaplarını ücretsiz buluyor mu? Şu anda biz 1000'e aşkın öğrenciye burada yurt yaptık. Ve bu yurtlarda yavrularımız biz göreve geldiğimizde 45 lira burs alıyordu. Şimdi 300 lira. Yanında 200 lira da onlara beslenme yardımı veriyoruz, 500 lira. Kardeşlerim, bizden öncekilerin aklı neredeydi? Niye vermediler? Bakınız, göreve geldik. Değerli kardeşlerim, maalesef. Biz göreve geldik. Bunlar ne yazık ki 76 üniversite yapmışlardı. Ama biz buna 99 üniversite ilave ettik. Ve 81 vilayetimizde şimdi üniversite var. Farkımız bu. Şimdi çıkmış bir Pensilvanya mesajlar atıyor. Bilmiyorum, Pensilvanya'nın burada da uzantıları var mı? Yok değil mi? Güzel. SMS'ler atıyorlar. AK Parti'ye oy vermeyin, kime verirseniz verin. Fakat unutmayın, yalancının mumu
Yatsıya kadar. Ama bununki yatsıya kadar yanmadı. Erken söndü. Şimdi istiyorum ki 30 Mart'ta buna tam manasıyla mührü vuralım. Kardeşlerim, CHP ile MHP'yi de kötü aldattı ha. Onu da söyleyeyim. Ve CHP'nin, MHP'nin genel başkanlarına gittiler. Elimizde dosyalar var dediler. Kasetler var, montajlar var. Hükümeti devireceğiz dediler. Ekonomiyi batıracağız dediler. Çözüm sürecini durduracağız dediler. Bu üç kafadar yola çıktılar ama yolu şaşırdılar. Ellerindeki bütün malzemeler fos çıktı. Ellerindeki kasetlerin hepsi korsan çıktı. Bir darbe tertip ettiler, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kardeşlerim, bunlar günü idare ederken biz hizmette yolumuza devam ettik. Ne dedik? Elinizde ne varsa koyun ortaya. Biz hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. 30 Mart'ta kasetler değil, millet konuşacak, millet. Ve benim milletim de gereken cevabı verecek. Kardeşlerim, tabii bu benim ağrıya siyasi hayatımda 24. gelişim. Her mitingimiz elhamdülillah tarihi bir coşkuyla yaşandı. Burada biz akşamın karanlığında da mitingler yaptık. Beraber bu yolda yürüdük. Gece demeden, gündüz demeden yürüdük. Ne diyor Aşık Veysel? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Hiç endişe etmeyin. İnşallah çok daha farklı reformlarla, daha ileri demokratik aktarla geleceği beraber inşa edeceğiz. Onun için 30 Mart'ta Ağrı ve ilçelerinde vereceğiniz oylar kişilere değil, AK Parti'ye verilecek oylardır. Bunu biliniz. Çünkü bu seçim adeta bir genel seçim olarak cereyan ediyor. O bakımdan oylarınız çok önemli. O bakımdan ben hanım kardeşlerime, genç kardeşlerime ve beylere diyorum ki şu kalan 20 günde amana çok çalışalım. Kapı kapı dolaşalım inşallah. Ve bildiklerimizi bilmeyenlere anlatalım. Ve özellikle bakın şu kitapçık Ağrı'ya yaptıklarımızı anlatıyor. Ve biz Ağrı'ya şu süre içerisinde ne yaptık? Bunları anlatıyor. Şimdi başlıklarını biraz sonra sayacağım. Hiçbir zaman kardeşlerim istismar siyaseti yapmadık. Hizmet siyaseti yaptık. Eser siyaseti yaptık. Türkiye'nin diğer 80 vilayetiyle birlikte Ağrı'mızı da bugüne kadar görülmemiş hizmetlerle tanıştırdık. Ben doğalgaz konusundaki beklentinizi biliyorum. Bizzat takip ediyorum. BOTAŞ doğalgaz iletim hattını döşedi. Dağıtım için 3 kez ihaleye çıkılmasına rağmen özel sektörden rağbet olmadı. Şimdi biz dağıtımı da ya kamu özel birlikteliğiyle veya sadece kamu olarak yapmak için bir yasal düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu düzenlemeyi en kısa zamanda yapacak ve Ağrı'yı da mutlaka doğal gaza kavuşturacağız. Sabır ol, sabır. Sabır, hastane yapılıyor zaten. Siz inşaatını görmediniz mi? Ağrı'nın kaderini değiştirecek
Yazıcı Barajı'nı hizmete aldık. Bu baraj ile Ağrı Ovası'nda 250 bin dönüm, Ekincik Ovası'nda ise 70 bin dönüm arazi sulanacak. Kardeşlerim, 250 bin dönümü sulayacak Ağrı Ovası yazıcı sulamasının inşaatı devam ediyor. İnşallah o bittiği andan itibaren, ki önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz, Ekincik Ovası sulamasının projeleri de bu arada yapılıyor. Aynı şekilde Ağrı'nın 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da bu vesileyle karşılıyoruz. Ağrı Yazıcı Barajı'ndan aldığımız suyu isale hattı ile yine bizim yaptığımız içme suyu arıtma tesisine getirdik. Burada arıtılan menba kalitesindeki suyu şehre veriyoruz. Ağrı'da 237 bin dönüm araziyi sulayacak Aydın Tepe Barajı'nı yapmak için çalışmalara başladık. Şimdi projelerini hazırlıyoruz. Ardından da inşallah inşaatına başlayacağız. Ayrıca Ağrı'da 3 adet gölet ve sulamasını inşa ediyoruz. Kardeşlerim, peki hükümetlerimiz döneminde Ağrı'ya ne kadar yatırım yaptık? 5 katrilyon 700 trilyon. Tarihinde bu yok ama biz yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 785 trilyon yatırım yaptık. Eğitimde 600 trilyon yatırım yaptık. Sağlıkta 228 trilyon yatırım yaptık. Toplu konutta 657 trilyon yatırım yaptık. Tarım ve hayvancılıkta 564 trilyon yatırım yaptık. Aile ve sosyal politikalarda 623 trilyon yatırım yaptık. Orman ve su işlerinde 411 trilyon yatırım yaptık. Soruyorum size, bugüne kadar Ağrı'ya bu çapta, bu büyüklükte hizmet getiren oldu mu? Çünkü bu bir aşk işi. Bu bir sevda işi. Kardeşlerim, Ağrı'ya 2024 yeni derslik inşa ettik. Okullara 8000'den fazla bilgisayar gönderdik. 289 okula internet bağlantısı yaptık. Niye biliyor musun? Dünya ile buradaki yavrularımız görüşebilsin. 151 bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. Şimdi Fatih projesi. 653 sınıfa akıllı tahta, yani etkileşimli tahtaları yerleştirdik. Tablet bilgisayar olarak 368 adet tablet bilgisayarı dağıttık. Ve şimdi yenileri geliyor. Gelecek. Sabırlı ol. Gelecek. Kutlu doğum 9 ay 10 günde olur. Erken doğum felaket getirir. Bakınız, şimdi bugüne kadar Türkiye'nin tamamında 163 bin tablet bilgisayar dağıttık. İnşallah bu ay içinde, oradan gelecek size, 675 bin adet tablet bilgisayar dağıtacağız. 675 bin adet. Ağrı'da her yıl ortalama 89 bin öğrenciye anneleri aracılığıyla eğitim yardımı yapıyoruz. Öğretmen sayısı 12 yılda 3417 idi. Bunu biz 6318'e çıkardık. 2007 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni kurduk. Üniversitemize 7 fakülte, 6 yüksekokul ve 2 enstitü kazandırdık. Bugün 11 bin öğrenci Ağrı'da eğitim öğretim görüyor. Ve bunlara verdiğimiz toplam burs ne oldu biliyor musunuz? 44 trilyon burs ve kredi verdik. Sağlıkta. Şimdi sizin cevabınızı veriyorum. Önce insan dedik. Yeni hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık personeli ve tıbbi cihaz ihtiyacını giderdik. Evde yatağa bağlı hastalarımızın ayağına doktor gönderiyoruz. Tedavilerini evde yapıyoruz. Kardeşlerim, 150 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi'ni, 150 yataklı
Patros Devlet Hastanesi'ni ve 150 yataklı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'ni tamamladık. Şimdi 400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi'nin yapımı da süratle devam ediyor. Tamam. Toplu konutta şu ana kadar 4243 konut inşa ettik. 2176 tane daha yapıyoruz. 6419 konut sayısına ulaşacağız. Kardeşlerim, yol medeniyettir dedik. Yol hayatları birleştirir dedik. Kardeşliği tesis eder dedik. Ve Ağrı'ya biz gelene kadar, yani 2002'ye kadar ne kadar bölünmüş yol yapılmıştı biliyor musunuz? 16 kilometre. Biz ne yaptık? Biz geldiğimizden bu yana 12 yılda 270 kilometre bölünmüş yol yaparak Ağrı'nın toplam bölünmüş yol uzunluğunu 286 kilometreye çıkardık. Kardeşlerim biz buyuz ya. Biz size sevdalıyız. Biz size aşığız ya. Dertliyiz biz, dertli. Ayrıca köylere köydes projeleriyle büyük destekler verdik. Vermeye devam ediyoruz. Ve edeceğiz. Ağrı'da toplam 190 trilyon lira kaynak kullandık köyler için. Kardeşlerim, köylerdeki içme suyu sorununu ortadan kaldırarak Ağrı'nın mahalle ve köylerinin tamamına temiz su götürmek için gayretlerimiz devam ediyor. Bazı yerlerde eksikler, sıkıntılar var. Bunun da farkındayım. Bugün gelirken yolda da bir mahallede böyle bir sıkıntının olduğunu gördüm. Gerek valiye, gerekse ilgili arkadaşlarıma da talimatı verdim. Bunu da bizzat takip edeceğim. Kardeşlerim, Ağrı'da çiftçilerimize verdiğimiz destekler, mazot, gübre, toprak analizi gibi birçok alanlarda çok ciddi destekleri, yatırımları kardeşlerim yapmış bulunuyoruz. Burada özellikle 2008 yılında Doğu Anadolu projesi kapsamında Sığırcık projesini hayata geçirdik. 50 büyükbaş ve üzeri hayvancılık işletmesi kuran yatırımcılara inşaat için %30, makine ekipman, gebe ve düve alımı için %40 hibe desteği sağladık. Bütün bunlarla beraber kardeşlerim durmadık biz. Ağrı'yı yalnız bırakamazdık. Ve bu gayretlerimiz devam etti, devam ediyor. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Doğu Beyazıt'ta kardeşlerim İshak Paşa Sarayı'nı, eski Beyazıt Camii gibi birçok tarihi eserlerimizi bağrında barındıran ve bunlara gözü gibi bakan Doğu Beyazıt'a bir kültür merkezi kazandırdık. Sosyal yardımlarda 2003 yılında Ağrı'da 3,5 trilyon lirayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ve biz bu rakamı 2013 yılında tam 220 trilyon liraya çıkardık. Eşi vefat eden, hiçbir sosyal güvencesi olmayan hanım kardeşlerimize 2 ayda bir 500 lira veriyoruz. Kardeşlerim, bütün bunları niye yapıyoruz? Çünkü biz halkımızın yanındayız. Ben burada bir şey söyleyeceğim. 242 bin Ağrılı kardeşlerimizin sağlık primlerini ödedik. İstediğin hastaneye gidiyor musun? İlacını istediğin eczaneden alıyor musun? Daha önce böyle bir şey var mıydı? Ama şimdi var. Niye? Çünkü biz size efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu. Ağrı bugüne kadar bize hep destek oldu. 30 Mart'ta da Ağrı'nın tüm bölgeye, tüm Ağrı'ya inşallah ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde AK Parti'ye sahip çıkacağına inanıyorum. Ben de sizi seviyorum. Çok çalışacağız. Seçimden sonra geleceğim. Seçimden sonra. Ve şimdi de
Ağrı'da belediye olarak yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Ve belediye başkan adayımız Hasan Arslan Bey ile birlikte inşallah bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, bir şeyi söyleyeyim. Burada özellikle bunu bilmemizde fayda var. O da şudur. Bakınız, belediyecilik sıradan bir olay değildir. Bir deneyim ister, bir tecrübe ister ve şu anda bir 5 yıllık deneyimi ve tecrübeyi yok farz edemeyiz. İdeolojik bir siyaset yaparak yaklaşmak kaybettirir. Onun için biz ideolojik yaklaşım değil, eser siyasetine kalkacağız, özellikle oyumuzu vereceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız bundan önce gelişlerimde ben hep şu Fırat Mahallesi'nin halini gördüğüm zaman üzülürdüm. Derdim ki ya bu mahallenin hali ne? Rezalet. Ve dedik ki hemen toplu konut olarak burada bir kentsel dönüşüm değişim yapacağız dedik. Ve şimdi 1300 konut var. Nasıl oldu orası? İnşallah Ağrı Merkez'in genelini de bu hale dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Bakınız, daha henüz tam beğenmiyorum, ha söyleyeyim. Daha yapacağımız çok işler var. Ama bunları beraber yapacağız. El ele yapacağız. Omuz omuza yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bu eksiklikler de giderilmek suretiyle Ağrı yarınlara büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi ve şehir diyerek yürüyecek. Değerli kardeşlerim, yine aynı şekilde daima millet. Kardeşlerim, bunlar bize az mı çektirdiler ya? Az mı çektirdiler? Bunların, bak benim İmam Hatip'e giden yavrularım, benim 4 yavrumun 4'ü de İmam Hatip'ten mezun. Ve kızlarım Türkiye'de üniversite okuyamadılar. Niye? Başörtüsünden dolayı. Okuyamadılar. Ve yurt dışına gönderdim. Ama Amerika'da başörtüyle okudu. Düşünebiliyor musun? Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve ben yabancı devlet adamlarına, hükümet başkanlarına ya benim kızım ülkemde okuyamadı deyince onlar bile şaşırıyordu. Ama Pensilvanya başınızı açın öyle okuyun diyordu. Ama ne oldu? Sabrettik. Men sabera zafer. Ne oldu? Sabreden elhamdülillah zafere ulaştı. Şimdi kızlarımız üniversiteye başörtülü gidiyor mu? Devlet dairelerinde başörtülü çalışabiliyor mu? Daha iyisi olacak. Daha yeterli değil. Başı açık, başı örtülü sorunumuz var mı? Bak yan yana. Kardeşiz ya. Oluyor değil mi? Şimdi İmam Hatip mezunları, meslek sesi mezunları kat sayısı diye bir zulümle karşı karşıya mı? O da kalktı. İstediğin üniversiteye girebilir misin? Kim yaptı bunları? Biz yaptık. Kardeşlerim, bu BDP'yle, CHP'yle, MHP'yle bu işler olmaz. Olmaz. Onun için verilecek oylara çok dikkat edelim. Çok. Ben bu duygular içerisinde siz değerli kardeşlerime diyorum ki sakın bir oyuna gelmeyelim. Bu oyunu bozalım. Bu oyunu bozalım. Ve değerli kardeşlerim, bak 23,5 milyar dolar borçla devraldık biz IMF'ye. Hepsini ödedik. 27,5 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında para vardı. Şimdi 126 milyar dolar.
Ya yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunları yapabilir mi? 6100 kilometre yol yaptılar 79 senede. Biz 10 senede 17000 kilometre bölünmüş yol yaptık. Daha ne anlatayım sizlere kardeşim? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ama 20 gün durmuyoruz ha. Çok çalışıyoruz. Durmak yok. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Ağrı'yı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 30 Mart milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Şu kızımızı anlat. Evet. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Yasin Aktay. Bölgemizin evladı Kalkınma Bakanımız Bingöl Milletvekilimiz Cevdet Yılmaz. İçişleri Bakanımız Efkan Ara. Ağrı Milletvekilimiz Mehmet Kerim Yıldız. Ekrem Çelebi ve Fatma Salman. AK Parti Ağrı İl Başkanımız Abbas Aydın. Milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.
Bu meydanda toplanan ve büyük bir coşkuyla Sayın Başbakanımızı bağrına basan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun. Geleceğiniz umutla dolsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sabahın erken saatlerinden bu yana görev yapan değerli emniyet mensuplarımıza, sağlık personelimize, UMKE'ye, AFAD'a, basın mensuplarına, tüm görevlilere ve özellikle de teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz.